Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere C++ programlama dilinde Diamond probleminin ne olduğunu ve bunu nasıl çözüldüğü ile ilgili küçük bir örnek üzerinde göstereceğim. Evet örneğimizi şöyle oluşturacak olursak bir tane mesela at sınıfı yazalım. Bir at sınıfında bunun işte public alanın içerisinde yemek yeme özelliği ekliyorum. Yemek ye diyelim. Ve basit anlamda bunu aslında ekrana işte at yemek yiyor diyeceğim. Yine bir başka bir sınıf daha yazalım. Bunda da kuş sınıfı olsun. Bu kuş sınıfında da Aynı metodu buraya da kopyalayın. Sonuçta kuşun da bir yemek yeme tarzı var. Buraya da kuş yemek yiyor dedim. Şimdi biliyorsunuz C++'da çoklu sınıf kalıtımı var ve diyelim ki bir ee Pegasus diye bir tür oluşturduk. Uçan at aslında bu. Dolayısıyla hem kuşun özelliklerini barındırıyor hem atın özelliklerini barındırıyor. Ben de hani uzun uza diye bütün özellikleri tekrar Pegasus içerisinde tanımlamak istemiyorum ve kalıtımdan faydalanmak istiyorum. Tabii ki biz burada sadece örnek gö göstermek açısından bir metot yazdık ama bu atın bütün özelliklerin burada olduğunu, kuşun bütün özelliklerin burada olduğunu düşünün ve ben Pegasus'u yazdığım zaman ikisinden... E, ...kalıtım aldığım an... ...o bütün özelliklerin buraya geçtiğini... ...ve benim aslında Pegasus'u yazmak için... ...çok az emek sarf etmem gerektiğini... ...düşünebilirsiniz. Evet. Attan kalıtım alıyoruz ve aynı şekilde... ...bir de... E, ...kuş sınıfından kalıtım alıyoruz. Ve başka burada aslında detayını yazmayacağım... ...Pegasus'un. Önemli olan e, burada... ...Diamond problemi nedir ve... E, ...çözümü nasıldır? Bundan bahsedeceğim. Şimdi burada bir Pegasus nesnesi oluşturalım. Ve bu Pegasus nesnesi oluştuktan sonra aslında kalıtımdaki kural nedir? Alt sınıftan bir nesne oluşturduğunuz zaman arka planda yukarıdaki sınıflardan da nesne oluşur. Yani Pegasus iki tane sınıftan kalıtım aldığı için Pegasus'tan nesne oluşunca at ve kuştan da aslında yukarıda nesneler oluşuyor. Ee, ama sıkıntı şu ki e, Pegasus Yemek ye dediğim zaman bu iki farklı sınıftan kalıtım aldığı için ve iki farklı sınıftan gelen yemek ye özelliği bir karışıklığa sebep olacaktır ve Pegasus e, hangisi gibi yemek yiyeceğini burada karıştıracaktır aslında ve şunu derlemeye çalışalım tabii ki e, burada aslında hata alacağız bunu derlemeye çalıştığımızda e, derliyorum ve gördüğünüz gibi hata var ne diyor yani yemek ye bu Pegasus yani uçan at at gibi mi yemek yiyecek yoksa kuş gibi mi yemek yiyecek bunu çözümleyemediği için burada hata veriyor. İşte buna biz diamond problemi diyoruz. <laughs> Peki bu diamond problemi nasıl çözebiliriz? Birinci çözüm yöntemi bunu belirtirsin. Derse ki bu daha çok aslında ata benzediği için evet kuş ve atın özellikleri içeriyor ama daha çok at mesela at gibi yemek yiyor diyebiliriz. O zaman attaki yemek yemeyi çağırabilirsin. Bu şekilde. E, attaki yemek yemeyi çağırırsın ve derlediğimizde herhangi bir hata kalmaz ve e, ben burada programı çalıştırdığım zaman at yemek yiyor olur. Yani daha çok atın yemek yemesini eğer burada e, benzet e, benzetiyorsan o zaman onu çağırabilirsin. At yerine kuş dersen o zaman kuşu yemek yesin çağırır ve burada bir ikileme düşmemiş olur. Bu birinci çözümü. Diğer alternatif bir çözümse ki belki de daha çok başvurulan bir çözüm. Şunu diyebilirsin. Aslında Pegasus ne tam olarak at gibi yemek yiyor ve tam olarak kuş yemek, kuş gibi yemek yiyor. O zaman Pegasus kendisine ait bir yemek yeme özelliği varsa diğer bütün metotlar belki bunun içerisindeki bunun seçenekleri Pegasus'ta otomatik kullanıyorsundur ama bu yemek yeyi yeniden tanımlamak gerekebilir. O zaman burada şöyle yemek ye fonksiyonunu kopyalıyorum buraya ve diyorum ki Pegasus yemek yiyor diyorum. Şimdi buna ne diyoruz? Overriding diyoruz. Yani e, yukarıdaki metotları ezmiş oluyor. Artık bu metotların e, Pegasus tanımlanarak e, çağrılma şeyi kalmadı aslında. Dolayısıyla bunlar, e, tabi bunu silmemiz gerekir şu kısmı. E, kendi yemek ye metodunu çağıracaktır. Ve demin aslında e, hata ver, veren, değerlediğimizde artık hata vermediğini görüyoruz. Ve burada çalıştırdığımızda Pegasus yemek yiyor diyecektir. Çünkü artık ben onu override edip ezdiğim için yukarıdaki yemek yiye metotları geçersiz oluyor. Ve bu Pegasus'un kendi yemek ye metodunu kullanmış oluyoruz. Kısaca bu videomuzda aslında Diamond problemi nedir? Bununla nasıl başa çıkılabilir? Bundan bahsettim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.